Gündemde çok enteresan ve çok da önemli hadiseler var. Ama önce Ayşe Özdoğan Hanım tutuklandı, cezaevine konuldu. Dördüncü kanser evresinde olmasına rağmen. İzniniz olursa açılışı Ayşe Hanım'ın haberiyle yapmış olalım. Ama bir tane video var. Onu bir seyrettirelim sevgili seyircilerimize. Ondan sonra konuşmaya başlayalım hocam. Sadece nefes alıyoruz, yaşamıyoruz yani. Bizim yaşam hakkı sunulmuyor. Ben biliyorum şu an cezaevinde benim gibi bir sürü insan var, hasta. Bakıma muhtaç, hani ihlaline uğramış. Çok zor değil yani hani. Çok zor değil mi insan yaşanabilmek? Bir insanın tedavisini olması çok zor değil. Sen ne arıyorsun? Evet. Ne arıyorsun? Gelip bayi terden almak istiyorum. Öyle. Türkiye'nin gözleri önünde ölüyorum şu an. İnanın yoğunan bir kedi köpek can çekilse bundan daha çok ses getirirdi. Ben ölüyorum, ben yaşamak istiyorum. Ben de bir annenin evladıyım. Türkiye'nin gözleri önünde ölüyorum şu an. Türkiye'nin gözleri önünde ölüyorum şu an dedi Ayşe Özdoğan. Ama bütün bu çığlıklara rağmen, kamuoyunun tepkilerine rağmen, aynı zamanda eldeki tıbbi raporlara rağmen, doktor raporlarına rağmen bir düzmece rapor hazırlandı Adli Tıp Kurumu tarafından ve Adli Tıp Kurumu'nun bu raporuna imzayı koyan başkan, doktor başkan Yalçın Büyük, iki çocuğu olan Yalçın Büyük, 2013'ten beri bu görevde bulunan Başkan Yalçın Büyük, bu kadının hasta olmadığını ya da hasta olsa bile cezaevinde yatabileceğine dair bir rapor imzaladı. Benim de söyleyeceklerim var ama önce sizin yorumunuzu bir almak istiyorum hocam. Buyurun. Yani insanların suçundan, yaptıklarından bağımsız, kaldı ki bu hanımefendi yurt müdürlüğü yapmış. Yani suç olarak buna atfedilen şey yasalarımızda suç olan bir şey değil. İşte Kur'an öğretmiş, insanlara, çocuklara ahlak, bir kısım dini bilgiler öğretmiş. Bundan dolayı suçlu oluyor. Yani Erdoğan iktidarının düşmanlaştırdığı, şeytanlaştırdığı bir kesimin üyesi, onlara yakın olmaktan dolayı suçlu addediliyor. Yasalara göre, pozitif hukuka göre herhangi bir suçu yok. Ama velev ki suçlu olsa, mesela diyelim ki Ayşe Özdağ'ın yerinde 10 tane insanın katili bir insan olsa, bu hem yasalarımız, hem anayasa, hem evrensel hukuk, hem İslam açısından her insanın işlediği suçtan bağımsız olmak üzere yaşama hakkı ve sağlık hizmetlerine kavuşma hakkı, sağlık hizmetleri alma hakkı vardır. Bu anayasal bir haktır. Bu temel insani bir haktır. Dolayısıyla suçundan bağımsız olarak da bu insanın hastalığının tedavi edilmesi, hastanede yatması, bakımının, görümünün yapılması lazım. Ceza meselesi ayrı bir şey. Evet. Hekimlerin burada çok önemli bir rolü var. Hekimler de hastanın kimliğine bakmaz. Hipokrat yemini ediyorlar biliyorsunuz. Hastanın mahkum olup olmadığına bakmaz. Bir suç işleyip işlemediğine bakmaz. Diline, dinine, ırkına hiçbir şeyine bakmaz. Sadece o hastaya yardımcı olmaya çalışır. Onun için çaba sarf eder. Şimdi bu tıp kurumu, adli tıp kurumu, orada çalışanlar da büyük oranda doktor. Bahsettiğiniz üzere adli tıp kurumu başkanı da doktor. Yani bu şahsın da kişilerin kimliğine, suçlu olup olmamasına, mahkum olup olmamasına bakmaksızın tamamen sağlık şartları çerçevesinde bir karar vermeleri lazım. Ama Türkiye'de şöyle bir durum var. Erdoğan'ın kiniyle yönetilen bir devlet var. Bir Evet. bürokrasi var. Dolayısıyla ihtimal ki Erdoğan bütün kamu kurumlarına, her türüne, yani yargıya talimat verdiği gibi adli tıp kurumuna da, emniyete de falancaları asla merhamet etmeyeceksiniz. Bunlara karşı en küçük bir tolerans gösterilmeyecek diye sözlü talimatlarının olduğunu biliyoruz. Tahmin ediyoruz en azından. Bu doğrultuda da
bürokratlar, hekimler, yargıçlar aman bunlarla ilgili Erdoğan'ı kızdıracak veya aleyhimize olabilecek bir şey yapmayalım diye ölümcül bir hasta dahi olsa maalesef onları görmüyorlar. Bu çok ağır bir vebal, bu büyük bir vicdansızlık, büyük bir ahlaksızlık. Bunu ifade etmek lazım ama sevindirici bir şey de ben bu geçtiğimiz hafta sonunda gördük. Sağdan soldan herkesinden böyle bir hastaya sosyal medyada özellikle çok ciddi destek olunduğunu, yani kamuoyunun, toplumun, vicdanının ulaşıldığında kendilerine ölmediğini de aslında görmüş olduk. Bu da sevindirici bir şey. Yani bürokratların, sorumluların aksine halkın vicdanının epeyce bir diri olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle haklısınız. Özellikle doktor olan birisinin Hipokrat yemini etmiş ve karşısına gelen hastanın asla dinine, aynı zamanda ırkına, rengine, inancına bakmadan tedavi etmesi, muayene etmesi, ona ihtimam göstermesi gereken bir doktordan bahsediyoruz. Fakat bu Adli Tıp Kurumu'nun başında olan Doktor Yalçın Büyük o kadar enteresan raporlara imza atmış biri ki Mahmut Hocam. Mesela rahmetli Gökhan Açıkkollu öğretmenin hapishanede kalabileceğine dair rapor vermiş olan kişi. Aynı zamanda mesela Bingöllü iş adamı, benim de yakından tanımış olduğum ve tanımaktan da gurur duyduğum Medeni Arifoğlu abi, Allah mekanlarını cennet etsin hepsinin, Medeni abinin de raporunun altına imza koyan kişi. Yani nereden bakarsanız bakın, aynı zamanda bu şahıs Hak Yol cemaatinden, Hak Yolcu olarak biliniyor. Dini bir cemaatin de mensubu aynı zamanda. Bırakın dini cemaat mensubu olmasını, sizin az önce vurguladığınız gibi doktor olarak, insan olarak bakması icap eder ve bu hale göre karar vermesi icap eder. Fakat iktidarın borazanlığını yapıp diplomalarını, ceplerini, keselerini, makam mevki aşklarını iktidara bağlayanlar insanları işte bu şekilde zulmediyorlar. Ayşe Hanım bağırıyor. Bağırıyor, ben herkesin gözünün önünde öleceğim diye. İşte 2 günden beri de hastanedeymiş. Ömer Faruk Gergerlioğlu mesaj attı. Ben Denizli'de hastaneyi aradım ama hastanede yok. Şu anda ulaşmaya çalışıyoruz ama bulamıyoruz diyor Ayşe Özdoğan'ın nerede olduğunu. Enteresan bir durum hocam. Evet, şimdi ismini de verdiğiniz bu tür isimleri ben ifşa etme taraftarıyım. Yani işkencecilerin, insan hakları ihlali yapanların kamuoyu huzurunda isimlerinin ifşa edilmesi ve bunların bir gün hesap vereceklerini bilmelerini, bunu da onlara kinimden dolayı değil, daha sonra bunu yapmak isteyenlere ders olsun, caydırıcı olsun diye. Yasaların temel amaçlarından bir tanesi de şudur, cezanın daha doğrusu. Ceza bir suçluyu cezalandırmak, işkence etmek, hadi şunun canını acıtalım diye yoktur. Cezanın kamusal faydası şudur, topluma bakan faydası. Daha sonra benzer suçların işlenmesi açısından caydırıcı olmaktır. Bu yönüyle de ben bu tür adamların ifşa edilmesini, isimlerinin listelenmesini, mümkünse sosyal medyada paylaşılmasını arzu ediyorum. Bu adam da ismi neydi? Tekrar söyleyin, hatırlatmış Doktor olalım. Yalçın Büyük, Adli Tıp Kurumu Başkanı. Bu Doktor Yalçın Büyük ve bu karara imza atan hakimler dahil, zannederim Denizli Acıbayan Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi filan, bunların hepsini aslında deşifre etmek lazım. Başta bu doktor olmak üzere, Adli Tıp Kurumu Başkanı olmak üzere bunlara seri katil de diyebiliriz. Yani ismini saydınız, bakın o medeni Bingöllü esnaf olan, çok zannederim 30-40 kiloya kadar düşmüş hali vardı. Gökhan Açıkkollu gibi öğretmen arkadaşımızın ve pek çok insanın ölümüne sebep olan bu tür kararlar aslında bir nevi seri katil. Yani pek çok insanın ölümüne sebep olmuş. Mesleği hayat kurtarma olan bir adam insanların ölümüne hem de seri halde, sistematik halde ölümüne sebep oluyor. Bir insanı öldürmek, hani bir de dindar diyorsunuz Hak Yol cemaatinden. Gerçi dindarların mutaassıbı, cahili ve şartlanmışı ortalama insanlardan, seküler insanlardan daha çok zarar verici olabiliyor. Zira onu ibadet neşvesiyle yapıyor. Aynen El-Kaide'de olduğu gibi, aynen Taliban uygulamalarında olduğu gibi zulmü yaparken hem vicdanı bir tarafa bırakıyor hem de ondan sevap kazandığını düşünebiliyor. Bunlara vurmak sevap diyebiliyor. Bu adam da bir seri katil bana sorarsanız. Bir de hocam, şimdi Sözcü gazetesinin kullanmış olduğu bir dil var.
Görmüşsünüzdür mutlaka. Twitter'da Evet, çok evet. paylaşıldı. Yani işte Denizli'nin mahrem ablası, işte yurt ablası vesaire diyerek verdiler. Ve işte yakalandı diyerek verdiler. Kadın zaten haftalardan beri evinde annesinin babasının yanında. Ondan sonra perişan durumda. Siz bu televizyonlara alçaklığı nasıl çıkıyor, beyanatlar veriyor, nasıl mahrem? Evet, televizyonlara çıkıyor, YouTube yayınlarına çıkıyor vesaire. Beyanlar veriyor ve kaçtı diyorlar. Nasıl böyle bir alçaklık yapıyorlar? Nasıl böyle bir utanmazlık ve insaniyet dışı işlere dahil oluyorlar bilmiyorum. Onun için en başta programın başlığı olarak, manşeti olarak Kemalist rejim geri mi dönüyor dediğimizde hemen arkasından kullanmamız gereken bir ifade var. O da şu: Erdoğan Kemalist rejimin ne dediyse onu yapıyor, planlarını hayata geçiriyor. İşte onlar da bunu destekliyorlar demek lazım. Hocam, sizin görüşlerinizi almaya devam edeceğim bu konuyla alakalı ama bir video daha var izniniz olursa. Ayşe Özdoğan'la ilk hapishaneye girdiğinde aynı koğuşta bulunan bir arkadaşı, daha sonradan çıkmış, onun bir açıklaması var. Böyle 2 dakikalık bir video. Ben izniniz olursa seyircilerimize onu da göstermek istiyorum. Cezaevi arkadaşı, Ayşe Hanım'ın cezaevi arkadaşı Zübeyde Hanım anlatıyor. Bakın orada Ayşe Hanım'la ilgili gördüklerini, ilk izlenimlerini. Gözüm osmordu. O zamanlar korona yoktu. Fakat Ayşe Hanım geldiğinde yüzünde maske var. Ve yüzü gözüm osmor bir insan. Ben kendisine hani yaklaştım, işte hoş geldiniz falan deyip oturttum sandalyeye. Sonra Ayşe Hanım zaten ağlamaya başladı. Hani tabii oraya gelmiş bir insanı nasıl teselli edebilirsiniz bilmiyorum ama hani biz de korkmayın yani hani burası biz var. Evet kötü bir yer ama sizin gibi birçok hani burada işte KHK'lı veya işte bir şekilde burada sıkıntı yaşayan insanlar var diye psikolojik olarak rahatlatmaya çalıştık. Sonra o da ben kanser hastasıyım ve ameliyatlıyım deyince ben çok kötü oldum zaten. Çünkü evet. zaten sizler orada psikolojik olarak bir travma yaşıyorsunuz. Ve ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Yaşadığınız şartlar yeterince olumsuz ve bir de kanser hastası bir insanın gelmesi hakikaten yani duygusal anlamda herkesin kaldırabileceği bir durum değildi. Odama gittim, arkadaşlarım ya ne oldu falan dedi. Dedim ki ben zaten böyle yere çömeldim. Hani böyle pusuldum, şöylece duruyorum yani yerde, odamda. Hani buraya böyle bir insan nasıl gelebilir diye. Çünkü gerçekten çok korkunç bir durumdaydı. İnanın abartmıyorum yani. Ameliyatı maskeli, yeniydi değil mi? Tabii tabii, yüzü gözü şiş, maskeli ve simsiyah bir surat yani. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim dedi. Ve çok üşüyorum dedi. Çünkü zaten Aralık ayında gelmişti. Antalya evet sıcak bir şehir fakat döşeme altı çok soğuktur. Hele ki cezaevinin her yeri taş, duvar ve demir yani. Kuru bir ayaz olur döşeme altında ve gerçekten çok ciddi soğuk yani. Biz bile üşüyoruz çünkü kaloriferler yanmıyor yani. Gündüz yanmıyor, akşam da belli saatler aralığında yanıyor ve biz 14 kişilik koğuşta Ayşe Hanım yanlış hatırlamıyorsam 38. kişi olarak gelmişti. Ama fiziki şartları 14 kişiye göre tasarlanmış bir ortamdayız biz. Evet hocam, sizin yorumunuz nedir bu konuyla alakalı olarak? Yani tedaviye erişim en temel insan hakkı. Kaldı ki ağır hastalık durumlarında mahkumiyet olsa bile bu mahkumiyet yasal olarak, yasalarımız buna müsaade ediyor. Anayasanın da amir hükmü var. İnsanların tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam haklarının verilmesi açısından ertelenmesi gerekir. Bu kadının söylediği de o zaten. Diyor ki ben tedavimi olayım, yine hapse atacaksanız atın. Ve kocası hapiste bu kadının. Muhtemelen kocası da öğretmen, eğitimci kendisi gibi. Yani cinayet işlemiş, hırsızlık yapmış, işte AKP'liler gibi toz kaçırmış, rüşvet almış değil. Belki de AKP'lilerin çocuklarına bir şeyler öğretmekti. En çok yaptığı şey, en büyük suçu oydu. Annesi bildiğim kadarıyla bu kadının yine kanser hastası. Bir çocuğu var, kalbi delik olduğunu biliyoruz, bakıma muhtaç. Ve tamamen bir intikam hukuku uygulanıyor. Düşman hukuku uygulanıyor. Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok ama biraz önceki şeye geri dönmek istiyorum. Bu Sözcü gibi, Cumhuriyet gibi, Halk TV gibi bu tür gazeteleri bağımsız görmemek lazım. Şöyle, Türkiye'de bir havuz var biliyorsunuz. Tamamen Erdoğan'ın talimatıyla işleyen
Ve bunlar Erdoğan'a doğrudan boygoculuk yapan medya. Ama bir de muvazalı gazeteler var. Ki Erdoğan hatırlayın hemen 2015 Temmuz'dan bir yıl sonra mıydı? Cumhuriyet'e operasyon yaptı hatırlayın. Cumhuriyet'in tepe kadrosunu değiştirdi. Cumhuriyet'in bir kısım yazarlarını, yöneticilerini FETÖ'den tırnak içinde hapse attı. Oraya bir ayar verdi. Şimdi Sözcü'de, Halk TV'de bunlar muvazalı Erdoğan destekçisi gazeteler. Bu muvazalı ne demek? İlk 1946'dan sonra çıkan bir kavramdır bu. İsmet İnönü, İnönü'ye ait onun ürettiği bir kavram bu. Şimdi İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Stalin de Türkiye'yi tehdit ediyor. Boğazları bana vereceksin diye. İnönü de mecburen NATO'ya ve Batı'ya, Amerika'ya yanaşıyor. Ama Amerika'ya yanaşmanın, demokratik dünyaya yanaşmanın bir bedeli var. O da çok partili sisteme geçmek. Şimdi ne yapması lazım? Bir parti kurulması lazım. Demokrat Parti'nin kurulması, onların hepsi yani Fuat Köprülü'den, Adnan Adıvar'dan, Adnan Menderes'ten, Fuat Köprülü'ye, Celal Bayar'a kadar onların hepsi yani Demokrat Parti'yi kuranların hepsi CHP'nin milletvekilleri. İnönü çağırıyor onları, diyor ki bir parti kuracaksınız, yeni bir döneme geçiyoruz. Ve 1946'da o kurulan parti işte Muvazalı Parti. Yani güya İnönü'ye muhalefet etmek üzere kuruluyor ama İnönü'nün talimatıyla kuruluyor. Şimdi Sözcü'yü, Cumhuriyet'i, Halk TV'yi, bunları da Erdoğan'ın talimatıyla işleyen, örtülü bir şekilde Erdoğan iktidarına ve zulümlerine destek veren muvazalı medya olarak görmek lazım. Bağımsız medya görmenin bir imkanı yok. Zaten bağımsız gazetecilerin filan çoğu ya hapislerde ya yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Evet. Ne yazık ki hocam, ne yazık ki. Yani ama bu utanç Türk medyasında, medya tarihinde zaten uzun yıllardan beri farklı farklı hadiselerle zaten gösteriyor. Medyanın ama bu derinlikte hiç olmamıştı. Yani bu kadar yüzsüzlük, bu kadar ilkesizlik Türkiye'nin ne diğer alanlarında ne medyada olmamıştı. Bunları da yaşıyoruz. Evet. Bu da AKP iktidarının eliyle gerçekleşiyor.